Evet, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sezonun en önemli kupalarından biri ve geride bıraktığımız süre içinde UEFA Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kupalar sahibini buldu ve artık bu sezonun en son kupası Süper Kupa'da bu akşam Varşova'da, Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak karşılaşma sonrasında, Real Madrid-Atalanta mücadelesi sonrasında sahibini bulacak. Tabii Real Madrid bu sezon gerçekten çok başarılı bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Liga şampiyonu, kupasını müzesine götürdü ve 6. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmek için bu akşam bir başka Avrupa devi Atalanta karşısında mücadele edecek. Ki ilginç olan, iki takımın başında da İtalyan teknik adamı var. Yani aslında Gasperini ve Atalanta uzun bir süredir Avrupa'da adından en çok bahsedilen kulüplerden biri. Her ne kadar İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayamasa da, ama Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da en çok konuşulan takımlardan biri. Ve bu akşamki karşılaşmada ise Atalanta için tarihi bir gün demiş İtalyan ve İspanyol medyası. Çünkü bir tarih yazdı Gasperini, bir tarih daha yazmaya hazırlanıyor ki taraftarların da hayalinde bu Süper Kupa'yı kazanarak Bergamo'ya, yani İtalya'nın Milano kentine yakın Bergamo kentinde bulunan Atalanta'nın müzesine götürmeyi hayal ediyorlar. Tabii Gasperini yapmış olduğu açıklamalarda en iyi şekilde bu maça hazırlandık. Tabii karşımızda bir Real Madrid olduğunda unutmayalım. Biz ama takım olarak yine belki UEFA'da da bizi kimse şampiyon olacağımızı tahmin etmiyordu ama gösterdik ki Atalanta Avrupa düzeyinde en iyi futbolu oynayacak ve kupa kazanacak bir kadrosuna sahiptir dedi. Tabii teknik direktör Ancelotti için de bugün Avrupa'da en çok konuşulan hocalardan biri İtalyan teknik adam, ki adını altın harflerle yazdırmıştı ki İtalya'da 2010 yılından bu yana Inter en son Süper Kupayı kazanmıştı Jose Mourinho dönemindeki. Jose Mourinho için 2010 sezonu İtalya Serie A'da altın bir süreçten geçildiği dönemdi ki 4 kupayı müzesine götürmüştü. Ancak o günden bugüne Süper Kupa kazanan İtalyan takımı olmadı. Ancak tabii diğer yandan Ancelotti ise Gasperini ve Atalanta'nın son yıllardaki Avrupa'daki özellikle başarısından bahsederken, tabii biz de bu kupayı kazanarak sezonu en iyi şekilde kapamak istiyoruz. Yani sezonu derken Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve ligi kazanan, bir de Süper Kupayı kazanan Real Madrid olarak yeni sezona başlamak istiyoruz ifadesini kullandı. Dün akşamki antrenmanlarda dikkat ettiğimiz bir detay vardı. O da özellikle Arda Güler üzerine çok eğilmesi ve ona özen göstermesi teknik direktör Ancelotti'nin, ki İspanyol gazetecilerle konuştuğumuzda bu akşamki takım kadrosunda ilk 11'de yer almayabilir hemen ama ilerleyen dakikalarda belki oynama şansı tanıyabilir kendisine. Onu biz de tabii arzu ediyoruz çünkü Arda Güler son aylarda en çok konuşulan genç ama çok başarılı bir yıldız oyuncumuz olduğunun altını özellikle çizmekte fayda var. Ki bir önemli notu vermek istiyorum ki İtalyan İspanya medyasında yansımıştı. Manchester United'dan gelen bir mailde 100 milyon euro teklif ediyoruz, bize Arda Güler'i verin dediler. Kısaca toparlamak gerekirse gözler bu akşam Bologna'da, Varsavya'da ulusal stadyumda olacak. 56 bin kişi önünde bu akşamki karşılaşmada sahadan kim ayrılacak, kupayı alarak müzesine gidecek, bunu biz de hep birlikte göreceğiz. Ancak güzel bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Gasperini bir mucize daha yaratmak istiyor ve Mbappe bu akşam biliyorsunuz Paris Saint-Germain'den transfer oldu. Önemli bir misyona çıkıyor Gasperini. Lokman ki Bayern karşısında 3 gol atmıştı, bu akşam bakalım neler yapacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Son bir not vermek istiyorum. Bu Süper Kupa dışındaki bugün İtalyan medyasına yansımıştı. Hakan'ın bir önemli mesajı var. Inter'de mutluyum. Inter'den hiç ayrılmayı düşünmedim. Bu sezon hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'yi kazanmayı hayal ediyoruz dedi. Evet, kısaca Polonya'nın başkenti Varşova'dan aktaracağımız notlar da şimdilik bunlardı. Yine birlikte olmak dileğiyle söz İstanbul'da.